Arkadaşlar merhaba. Başarı zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Sizlerle yeni yepyeni içeriklere devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar KPSS coğrafya deneme sınavlarına başlıyoruz arkadaşlar. Deneme sınavlarımız genel tekrarlar. Sınava kadar hep yanınızda olacağız. TYT tayfası da üzülmesin arkadaşlar. Onlar için de çok güzel bir genel tekrar serisi ve deneme sınavı serisi geliyor. Şimdi 18 sorudan oluşan KPS coğrafya deneme sınavına başlayalım. Soruları benden önce çözüp kaç net yaptınız arkadaşlar? Açıklama yorum kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum 18'de 18 sizden bekliyorum. ÖSM tarzı sorularla hazırladığımız 18 soruyu sizlerle buluşturacağız. Arkadaşlar soruları bize daha çok Hüseyin Şimşek hocamızdan aldık. Onlara da teşekkür ederiz arkadaşlar. Sorular için kendisini de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi 18 sorumuza başlayalım arkadaşlar. Takip etmeyi de unutmuyoruz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Diyor ki aşağıdaki konum özellikleri ile ilgili bazı özellikler verilmiş ve sebepleri eşleştirilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Güzel bir bilgi sorusu arkadaşlar tam olarak ÖSYM'nin e sorabileceği bir tipte. Bakalım A şıkkına. Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe grup ve süresinin artması. Arkadaşlar biz kuzey yarımkürede yer aldığımız için ülkemizde kuzeye doğru gittikçe nereye gidiyoruz? Kutuplara doğru gidiyoruz. E kutuplara doğru gittiğimiz için ne oluyor arkadaşlar? E tabii ki de burada grup ve tan süresi artıyor. E hocam grup ve tan süresini arkadaşlar grup ve tan süresi şudur. Grup, grup süresi güneşin batış anındaki süreyi temsil eder. Tan süresi ise güneşin doğuş anındaki süreyi temsil eder. Grup ve tan süresi en fazla ekvator, şey, kutuplardadır en azısı ekvatordadır. O zaman biz kuzeye doğru gidildikçe kutuplara doğru gittiğimizden dolayı grup ve tan süresi kuzeye doğru artar. Bu neyin sonucu? Kuzey yarım kürede yer olması. Doğru. Devam ediyoruz. Güneş ışınları 90 derecelik açıyla almaması. Arkadaşlar biz dönence dışında olmadığımız için hiçbir zaman güneş ışınları bizde 90 derecelik açıyla almaz. Diğer bir ifadeyle hiçbir zaman ülkemizde güneş ışınları dik açıyla gelmez. Diğer bir ifadeyle Hiçbir zaman ülkemizde gölge boyu sıfır olmaz arkadaşlar. Bu üç kelimeyi de unutmayalım. Neden? Çünkü biz dönence dışında yer alıyoruz arkadaşlar. Yengeç ve Oğlak dönencesi dışarısında yer aldığımız için bizde güneşten 90 derece açıyla almaz. Lütfen bunu unutmayalım. Devam ediyorum. Doğuya doğru gidildikçe yerel saatin nere olması. Arkadaşlar biz doğu yarım küredeyiz. Doğu yarım küreden doğuya ne kadar fazla doğuya gidersek yerel saat daha ileri olur. O zaman ülkemizde yerel saatin en ileri olduğu il 45. boylam olan 45. doğudan geçen neresi olacak arkadaşlar? Tabii ki de I'dır olacak burada baktığımız zaman. Devam ediyoruz. D'ye baktığımız zaman cephesel kökenli yağışların olması. Arkadaşlar cephesel kökende şöyle bir ifade var. Sıcak havayla soğuk havanın çarpışması sonucu oluşan yağışlara cephesel yağışlar denir. E bize sıcak hava nereden geliyor? Ekvatordan. E baktığımız zaman kutuplardan da soğuk hava geliyor. Tam olarak nerede çarpışıyor bu? Orta enlemlerde. Sıcak hava yükseliyor ve yağış oluşturuyor arkadaşlar. E bize bu da neden oluşuyor? Çünkü ülkemiz orta kuşakta o ülkemizin orta kuşakta yer alması cephesel yağışlar oluşturuyor. Lütfen unutmayın. Geldik E Diğerleri doğru, doğru, olduğu için yanlışımız E Bakalım neden yanlış. Baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de yerleşmelerin genel olarak güney yamaçlarda yoğunlaşması. Tamam doğrudur bu bakıdır yani güney yamaçta olmasına bakı deriz arkadaşlar. Güneşe bakan yamaca bakı deriz ama... Yerleşmelerin güney yamaçta olmasının temel sebebi Türkiye'nin yengeç dönencesinin neresinde yer alması? Kuzeyinde yer alması. Neden? Çünkü arkadaşlar biz de baktığınız zaman ee, biz Ekvator dışındayız ve güneş ışınları daima bize nereden gelir? Güneyden gelir arkadaşlar. Yani Ekvator'un taraftan gelir. O yüzden zaten güneyimiz ee, Akdeniz çok sıcaktır. Baktığınızda Ekvator'dan güneş ışınları gelir. Yani güney yamaçtan gelir bize. O zaman biz diyeceğiz ki Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almasından dolayı bakı yönü daima güneydir diyeceğiz. Bu ifadeyi de unutmayın. Cevabımız o yüzden ne olacak arkadaşlar? Cevabımız E şıkkı olacak. Güzel bir soruydu. Devam ediyoruz ikinci sorumuza. Diyor ki jeolojik gelişimi ile ilgili Türkiye'nin hangisi doğrudur diye söylemiş. Bakalım. Türkiye'nin ana yer şekilleri e, üçüncü jeolojik dönemdeki olaylar etkilidir. Doğru arkadaşlar. Neden? Üçüncü jeolojik zamanda neler oluştu? Ülkemizdeki Kuzey Anadolu dağları ve bakın B şartı zaten ikinci şıkta da söyleyeceğim şimdi. Toros dağları oluştu. Buraya baktığımızda arkadaşlar ülkemizde yine fay hatları oluşmaya başladı. Ege denizi hala deniz halinde değildi orada. Kara halindeydi. Ege karası vardı. Genel olarak yer şekilleri o zaman da etkili oldu. Doğrudur. Ama 3 ve 4'te biz Türkiye oluştu. Ve zaten 3 ve 4'te oluştuğu için Türkiye genç oluşumlu bir arazi yapısı diyorduk. O yüzden 1'i alıyoruz. 2'yi zaten söyledim. Toros dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. E bu da doğrudur. 3'e baktığımız zaman Karadeniz 3. jeolojik zamanda göl duruma geçmiş. 4'teyken denizde bağlantı kurulmuştur. Neden? Bu da doğru arkadaşlar. Peki neden? Çünkü arkadaşlar baktığımız zaman 4. jeolojik zamanda ne oldu? İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluştu. Egeit Karası çöktü ve çökmesi sonucu orada Ege Denizi oluştu. İstanbul, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi nereye birleşti? Akdeniz'e birleşti. İşte Karadeniz'den gelen sular da Akdeniz'le birleşince ne oldu arkadaşlar? Baktığınızda e, Karadeniz'in bir denizde ya da bir okyanusta bağlantısı yokken artık bağlantısı var hale geldi. Bir gölken ne oldu arkadaşlar? Bir deniz halini aldı. O yüzden üçü de doğrudur. Burada cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu soruya baktığımız zaman platolarla ilgili bir soru ve diyor ki yukarıdaki verilen platolardan hangisi volkanik lav platolarının tabakalarının akarsular tarafından işlenmesi sonucu oluşmuştur. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman yani hangisi volkanik lav platosudur diye soruyor. Biz ne biliyorduk? Ülkemizdeki volkanik lav platosu neredeydi arkadaşlar? Erzurum, Kars, Ardahan yöresindeydi. Zaten cevabımızda gördük. D seçeneğinde Erzurum, Kars, Ardahan yöresi arkadaşlar ülkemizdeki volkanik lav platosudur. Ve buna bağlı olarak ülkemizdeki çernezyum topraklarının da en yaygın olduğu yer burasıdır arkadaşlar. Çernezyum toprak toprakları Türkiye'nin en verimli topraklarıdır. Peki bu kadar terim, e, verimli olmasına rağmen biz niye tarım ürünü ekmiyoruz? Ya da ne, neden bu kadar fazla tarım orada yaygın değil? Çünkü arkadaşlar iklim koşulları elverişsiz. O yüzden burada yaygın değil. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Sorumuzda arkadaşlar bir sorudan birçok bilgi öğreneceğiz şimdi. 1- Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip şehri. Neresiydi burası? Girinti çıkıntının fazla olması sebebiyle bir numara Muğla olacak. İki, hem Marmara Denizi'nde hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan şehir. Bu da arkadaşlar Balıkesir olacaktır. Ve yine üç ülkeye birden sınırı bulunan Iğdır'dır arkadaşlar. Iğdır'a baktığınız zaman Iğdır nedir? Burada Doğu Anadolu'nun çukur havası olarak bilinir ve yine pamuk tarımının yapıldığı bir yerdir ve üç ülkeye birden sınırı vardır diyeceğiz. Yine dört bölgede toprağa bulunan şehir ise Bilecik'tir diyeceğiz arkadaşlar. Burada cevabımız B seçeneği olacak. Gayet güzel bir soruydu. Devam ediyorum. Yukarıdaki verilen olaylardan hangisi? Ovalardan hangisi? Pardon arkadaşlar olaylar dedim. Ovalardan hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almaz? Arkadaşlar bu ovalara baktığımız zaman bu ovalarda Ödemiş Ovası, İzmir Ödemiş oradan aklınızda kalsın. İzmir ödemiş ovası nerede bulunur? Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunur. Yine Maraş Elbistan ovası ise Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunur. O yüzden bunlar Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde değildir. Cevabımız burada E seçeneği. Peki Merzifon ve Tercan'a baktığımız zaman bunlar da arkadaşlar Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan ovalarımızdandır diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Ödemiş Batı Anadolu'da Elbistan ise nerede arkadaşlar? Maraş Elbistan ise Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunur. Evet, bir diğer e, sorumuz. Yukarıda bir toprak çeşidinin Türkiye'deki yağ, dağılış alanı verilmiştir. Bu toprak tipi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman bu toprak tipi nedir? Akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşmuş alüvyon topraklardır. Bize alüvyon toprakları sormakta. Peki nereden anladım alüvyon olduğunu? Bakın arkadaşlar özellikle şu kesimde gördüğünüz şurası Çukurova. Çukurova'da yoğunlukla bulunuyor ki Çukurova bir delta ovasıdır. Delta ne demek? Akarsuyun taşıdığı malzemenin denize dökülmeden biriktirme faaliyeti yapmasına delta denir. E burada bir birikme görüyorum. O zaman burası delta ovası. Yani alüvyal topraklar var burada. O zaman bakalım. Akarsu'nun akarsu faaliyetleri sonucu oluşmuştur. Doğru arkadaşlar. Alüvyona baktığınız zaman akarsuyun taşıdığı malzemenin birikmesi sonucu oluşmuştur. A seçeneği doğru. B'ye bakıyorum. Toprağın oluşumunda iklim ve bitki örtüsünün etkisi olmamıştır. Arkadaşlar bunlar taşınmış topraklardır. Yani azonal topraklardır. Azonal topraklarda iklim ve bitki örtüsünün etkisi yoktur arkadaşlar. Hangisinde var? Zonal topraklarda var diyeceğiz. Toprakta belirgin bir horizonlaşma görülür. Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Eğer bir toprak taşınmışsa asla ve asla horizonlaşma yoktur burada. Horizonlaşma için ya da katmanlaşma için ya da baktığımız zaman horizon nedir? Topraktaki A, B, C, D katıdır arkadaşlar. Bu katların oluşması için ne gerekli? Uzun yıllar gerekli. Ama buradaki birikim daha yenidir. Daha yeni olduğu için arkadaşlar burada biz neye rastlayamayız? anlaşmaya rastlayamayız. Cevabımız C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Tüm tüm bölgelerde görülmektedir. Evet tüm bölgelerimizde az da olsa çok da olsa var. Mineral bakımından zengindir arkadaşlar ve sanayi bitkilerini tarım içinde uyumludur diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Evet yine bir toprak sorusu. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Baktığımızda arkadaşlar bir, humus bakımından fakir iğne yapraklı ormanlar altında gelişme gösteren kül renkli topraklardır. Arkadaşlar 1 numara Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'de podzol toprakları bulunur. Unutmayın. Podzol toprakları kül rengindeki topraklardır ve daha çok üzerinde ne var? İğne yapraklı ormanlar var. A seçeneği doğru. B'ye bakıyorum. Kalker üzerinde gelişen bu topraklar demir oksit açısından zengindir. Arkadaşlar 2 numarada topraklarımız terra rossa'dır topraklar. Terra rossa topraklar içerisinde demir oksit olduğundan dolayı kırmızı renkte topraklardır ki bu da B seçeneğinde doğrudur. C'ye baktığım zaman yağış azlığından dolayı toprakta kireç ve tuz oranı azdır. Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Eğer bir yerde yağış azlığı varsa tuz ve kireç, e, kireç birikimi fazladır arkadaşlar. Neden? Çünkü burada yağış yok. Tuz ve kireci alıp götürebilecek bir yağış yok. O zaman şöyle bir ifade kullansam doğru olur. Baktığım zaman topraktaki tuz ve kireç oranının en az olduğu bölge neresi? Doğu Karadeniz. Niye? Çünkü en fazla yağış orada. O zaman topraktaki tuz ve kireç oranın en fazla olduğu bölgemiz neresi? Tuz gölü ve çevresi arkadaşlar. Neden? Çünkü en az yağış alan yerlerden birisi orasıdır diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Yağış azsa tuz ve kireç birikimi nedir arkadaşlar? Fazladır. Unutmayın. O yüzden cevabımız C seçeneği. Diğer ikisine de bakalım. Dörtte orman örtüsü altında gelişen topraklar asit reaksiyon gösteren bu topraklarda humus oranı yüksektir. Arkadaşlar dörtte Doğu Karadeniz ne var burada arkadaşlar? Burada kahverengi orman toprağı var. Bu da doğru. E'ye baktığım zaman dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan bu toprakta belirgin bir katmanlaşma görülmez. Evet daha yeni ki soruda bir önceki soruda bunu hatırlıyoruz değil mi? Baktığımız zaman bu topraklarda katmanlaşma görülmez arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar taşınmış topraklardır. Taşınmış topraklarda katmanlaşma görülmez. Zaten bu da doğruydu. Bir önceki sorudan bunu hatırlıyoruz. Bir diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım arkadaşlar bir soru birçok bilgi öğreneceğiz sizlerle. Bir, Türkiye'den doğan en uzun akarsı Fırat'tır. Arkadaşlar doğrudur. Eğer Türkiye sınırları içerisinde doğup Türkiye sınırları içerisinde batan deseydi, biz burada ne diyecektik? Batan demişim, tekrar kısır. Ee, Türkiye içerisinde doğup, Türkiye içerisinde tekrar bir denize dökülen nedir arkadaşlar? Bu, kızılırmaktır. En uzunu. Ama Türkiye sınırlarına doğru giderse, bu, Fırat'tır. Doğru. En çok bölgede akış gösteren akarsu, Sakarya'dır. Doğru arkadaşlar. Karadeniz'den başlar. İşte Karadeniz, İç Anadolu'dan geçer, daha sonra Marmara. Doğru. Üçe baktığımız zaman, Konya Ovası projesi kapsamında kullanılan akarsu, Göksu'dur. Doğru, buna baktığımız zaman göksu Konya Ovası projesi kapsamında kullanılır. Yine dörde baktığım zaman suları içme Kıbrıs'a içme suyu sulamak için taşınan akarsu manavgat değildir arkadaşlar. Dragon çaydır. Unutmayın bunu. Çok özel ve çok güzel bir bilgi. Sınavda karşınıza gelebilir. Sulara Kıbrıs'a içme suyu sağlamak için taşınan akarsu Dragon çayıdır diyeceğiz. E'ye baktığımız zaman 5 e, numarada Ermenistan sarını çizen akarsu da Aras'tır. E bu da doğrudur diyeceğiz. O yüzden cevabımız burada ne olacak? 4 numara olacak arkadaşlar Dragon çayı diyeceğiz. Evet bir diğer sorumuz. İklim ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. 1 numara. İlkbahar yağış, ilkbahar mevsimi yağışlı geçer. Bakıyorum, İç Anadolu bölgesi en fazla yağış ilkbahar ayında alır. Doğrudur. Yağışlar konveksiyoneldir. Doğrudur. En kurak mevsim yazdır. E doğrudur arkadaşlar. En kurak mevsim yazdır. İç Anadolu için konuşuyorum. Doğru. 2. Bağıl nem oranı düşüktür ancak maksimum nem oranı yüksektir. Bağıl nem ne, Yüksek mi? maksimum nem ne? Arkadaşlar aklınıza şu kalsın. Bağıl nem eşittir yağış, maksimum nem eşittir sıcaklık. Bağın nem arttıkça yağış artar. Bal nem azaldıkça yağış azalır. Maksimum nem arttıkça sıcaklık artar. Maksimum nem azaldıkça sıcaklık azalır. Aklınızda bu şekilde bulunsun arkadaşlar. Bal nem yağış. E, maksimum nem eşittir sıcaklık. O zaman 2 numaraya baktığım zaman yaz mevsiminde bal nem düşüktür. Evet. Niye? Akdeniz bölgesi en fazla en az yağışı pardon ne zaman alır? Yazın alır. O zaman yazın yağış azsa bal nem düşüktür. Doğru. Yağış azsa sıcaklık yüksektir burada. E, maksimum nem yüksektir arkadaşlar. Yazın maksimum nem burada yüksek olduğunu söyleyeceğiz. Bu ikinci sorumuz da bu şekilde e, B seçeneği de bu şekilde. C'ye baktığım zaman en fazla miktarda yaz yağış alan yöredir. 3. Arkadaşlar şunu sakın karıştırmayın. Doğu Karadeniz her mevsim yağış alır doğrudur. Ama yaz yağışını en fazla alan bölgemiz Kuzey Doğu Anadolu'dur diyeceğiz. Burada cevap C şıkkı olacak. Lütfen unutmayın. Tekrar ediyorum. Yaz yağışının en fazla olan bölgemiz Kuzey Doğu Anadolu'dur. Erzurum, Kars ve Ardahan'ın bulunduğu yerdir diyeceğiz. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. Ve bakın yıl boyunca bağlanım yüksektir. E, yağış fazlaysa bağlanım da fazlaydı. E, Doğu Karadeniz'de yağış yıl boyunca yüksek olduğu için bağlanım da yüksektir diyeceğiz. Bir diğer sorumuz diyor ki sıcaklık arttıkça basınç azalır ve sıcaklık azaldıkça basınç artar. Buna göre saat içi sıcaklık basınç ilişkisi düşünülürse verilen yerlerin hangisinde Temmuz ayında basınç en az olur? Arkadaşlar basınçta sıcaklık ters orantılı. Basınç en az olursa o zaman sıcaklığın en yüksek olduğu yere bakacağız. Burada cevabımız değişik olur yani 4 numara. Peki hocam. Buraya baktığımız zaman Akdeniz ve 4 numara yani Güneydoğu Anadolu aynı enlemde olmasına rağmen neden Güneydoğu Anadolu daha sıcak? Çünkü arkadaşlar bunun sebebi karasallıktır arkadaşlar. Lütfen unutmayın Güneydoğu Anadolu'da karasallık şiddetli olduğu için sıcaklıklar daha yüksektir. Peki Akdeniz'de denizellik var arkadaşlar. Nem var. Nem sıcaklığı dengeler sıcaklığın dağılışın dengeler diyeceğiz. O yüzden cevabımız D şıkkı. Bir diğer sorumuz diyor ki Orta Karadeniz bölümünde nüfus dağılışı Doğu Karadeniz bölümünden farklı olarak daha düzenli dağılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin iki bölüm arasındaki farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır? Arkadaşlar Doğu Karadeniz dağlıktır, engebelidir. O yüzden burada daha çok dağınık yerleşme vardır. Ama Orta Karadeniz nispeten de olsa ne var orada? Ovalar var. Yani düz alanlar çok. Yani bunun temel sebebi yer şekilleridir. Orta Karadeniz'de Bafra ve Çarşamba ovaları gibi büyük ovalar vardır. Bu ovalar yerleşmenin daha düzenli olmasını sağlar. Ama Doğu Karadeniz'e baktığım zaman Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya çok yakın uzandığı için sadece kıyı şeridinde ben düzenli bir yerleşmeyi görmekteyim. Ya da nüfusun dağılışını görmekteyim. İç bölgelere geldiğim zaman nüfus dengesizdir. O yüzden burada cevap yer şekilleri olacak arkadaşlar. Evet bir diğer bilgi sorumuz. Bakalım ne diyor? Doğu Karadeniz dağlarının yüksek kesimlerinde göller ve düşük sıcaklıklara dayanıklı bir çam türüdür. Ne bu arkadaşlar? Ladin olacak bu. Devam edelim. Muğla Köyceğiz'de bulunan ve kozmetik sektöründe de kullanılan endemik bir ağaç türü. Nedir bu endemik bir ağaç türü? Sığla. Sığla Muğla. Sığla Muğla. Aklınıza böyle gelsin. Ve yine buraya baktığım zaman Akdeniz ikliminin klimaks bitki türüdür. Klimaks ne? En iyi uyum sağlamış bir iklime en iyi uyum sağlayan bitki türüne Klimaks bitki denir. E, Akdeniz'de de ne var? Kızılçam var arkadaşlar. Dünyada yayılışanın en genişte de Türkiye'dedir. Burada cevabınız ne olacak? Tabii ki de C seçeneği, Ladin, Sığıl Ağacı ve Kızılçam olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Diyor ki, Konya Ovası projesinin faaliyete geçmesiyle sonlanabilen alanların oranı artmıştır. Buna bağlı olarak Yukarıdakilerden hangisi sulamanın artmasıyla birlikte Konya'da verilen tarım ürünlerinden artış gözlenebilir diye soruyor. Arkadaşlar, yukarıdaki tarım ürünlerine baktığınız zaman mısır ve ayçiçeği sulamayla birlikte Konya'da ne yapmıştır? artış gözlemlemiştir. Pamuk zaten Konya'da yok. Çok fazla yetiştirilmiyor. Yine burada neden buğday değil? Arkadaşlar buğday zaten sulamaya ihtiyaç duymuyor ki. Buğdayda su da olsa da olmasa da fark etmiyor. O yüzden cevabımız 2 ve 4 olacak. Son TÜİK verilerine göre de Mısır'ın en fazla olduğu yerde Konya'dır arkadaşlar. Evet bir diğer maden sorumuz. Suni gübrenin ham olarak bilinir. Ayrıca petrokimya, çimento ve cam ve seramik sanayisi kullanılır. Asıl bilgi şimdi geliyor. Hemen yaptınız şimdi. En önemli yatakları Mardin'de. Bitti soru. Neydi? Fosfat arkadaşlar. En önemli yatakları fosfattır. Türkiye ihracatını karşılayamadığı için ithal eder. Nereden ithal eder? Arkadaşlar Fas ve Tunus'tan ithal eder. Ve yine ithal edilen maden İskenderun, Mersin, Samsun ve İzmit kentlerinde işlenir diyor. Cevap burada fosfat olacak. Bir diğer sorumuz. Lidya medeniyetinin başkenti olup kral yolunun son noktasıdır. Ege'deki altın yataklarını kullanarak tarihteki ilk altın paranın basıldığı yerdir ve ilk çağda önemli bir ticaret merkezidir. Neresi burası? Manisa'da bulunan Lidya, ben, Lidya medeniyetinin başkenti olarak bilinen yer Sardes'tir arkadaşlar. Sardes'tir, Sardes. Lütfen unutmayalım bunu. Güzel bir bilgi sorusu. Özem'in sorabileceği bir tarzda soruydu. Cevabımız Sardes. Bir diğer sorumuz. Ve yukarıdaki verilen boru hatlarından hangilerinde doğalgaz taşınmaktadır? Arkadaşlar, Bakü-Tiflis-Ceyhan'da petrol taşınır. kerkük Yumurtalık'ta petrol taşınır. Bakü-Tiflis Erzurum ve Trans Anadolu'da ise doğalgaz taşınmaktadır. Burada cevapları soruda ne diyor? Hangisinde doğalgaz taşınır dediği için cevabımız 3 ve 4. 1 ve 2'de ne taşınıyormuş? Petrol taşınıyor. Unutmayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Yukarıda ülkemizde kümes hayvancılığının yaygın olarak yapıldığı yerler gösterilmiştir. Buna göre kümes hayvancılığının dağılışında en önemli etken hangisidir? Arkadaşlar şunu unutmayın. Kümes hayvancılığı en çok nerede yapılır? Büyük şehirlere yakın yerlerde. Türkiye'de en fazla yapıldığı yerler arasında Bolu, Manisa gibi şehirler yer almaktadır. Yani burada büyük şehirlere yakın olmasının özelliği ne? Çünkü arkadaşlar büyük şehirleri büyük bir pazar alanıdır. O yüzden cevabımız pazar olacak. Kümes hayvancılığı pazar alanının geniş olduğu yerlere yakın yerlerde yapılır. Cevabımız C seçeneği. Evet bulundukları bölgeler ikili eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlar Afrodisyas. Nerede Afrodisyas? Nerede? Aydın'da yer alır. Hemen şöyle yanında yazıyor zaten. Aydın'da yer alır. Sardes. Daha yeni görmüştük. Nerede? Manisa'da yer alır. Hevsel Bahçeleri Diyarbakır'da yer alır. Zeyuk Maner'de yer alır. Gaziantep'te. Eşleştirelim ikili Aydın Manisa. Ege Belgesi Diyarbakır Gaziantep. Güneydoğu Anadolu Divri Ulu Cami nerede arkadaşlar? Divri Ulu Cami'de Sivas'ta. Yani İç Anadolu'da dışta kalan da nedir? Odur. Arkadaşlar denememiz bu kadar bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.